Bugüne kadar yaşamış en büyük matematikçi kimdir gibi tartışmaya açık bir soruyu araştırdığınızda karşınıza bazı listeler çıkar. Pisagor vardır mesela o listelerde. Çünkü dünyanın şeklinin düz olmadığını ilk söyleyen kişilerden biridir. Hypatia vardır. Hatta onun hikayesini anlatan Agor adlı filmden sonra ünü biraz daha artmıştır. Gauss'u okul yıllarından hatırlarız hayal meğer. Ama yine de matematikçiler fizikçiler kadar ünlü değildir nedense. Nobel ödüllerinde bile en parlak kategori fizikken matematik diye bir kategori bile yoktur. O yüzden matematiğin Nobel'i olarak görülen bir Fields madalyası verilme ihtiyacı görülmüştür ama sorarım size, kaçınız duydu bu Fields madalyasını? Biz Isaac Newton'ı çok duyarız. Einstein'ı sokaktaki vatandaş bile tanır ama matematikçi George Cantor desem kim bilir? Ben bunu matematiğin anlaşılması çok zor bir dil olmasına bağlıyorum. Matematik bu evrendeki her şeyden farklı geliyor bana. Bu evreni anlamak için fizikçilerin kullandığı deney ekipmanlarına, astrofizikçilerin o koca koca teleskoplarına, teorik fizikçilerin yerin altında kilometrelerce uzanan o parçacık çarpıştırıcısı tünellerine, milyon dolarlık laboratuvarlara filan hiç ihtiyaç duymuyor bu matematikçiler. Sadece bir kağıt ve bir kalemle önlerindeki problemleri olabilecek en saf, en net, en pür şekilde çözüveriyorlar. Biz de öylece bakıyoruz. Bırakın çözümünü, daha soruyu bile anlayamıyoruz. Matematik öyle bir dil ki dünyada çok az kişi o dili konuşabiliyor. İşte Gauss'ların, Pisagor'ların olduğu bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi 10 matematikçisi listesindeki isimleri de o yüzden tanımıyoruz galiba. Oysa o kadar ilginç hikayeleri var ki. Bakın, bu listedeki 10 kişiden sadece 2 kişi hayatta. O 2 kişiden biri objektif değerlendirmelere göre yaşayan en dahi matematikçi olarak kabul ediliyor. Gerçekten de öyle ve onun hikayesini de başka bir videoda anlatmak istiyorum sizlere ama bana göre, yani sübjektif olarak, diğeri çok daha ilginç bir matematikçi. Her ikisi de matematiğin Nobel'i olarak görülen bu Fields madalyasına layık görüldü ama o bunu almayı reddetti. Dr. Perelman has declined to accept the medal. 1000 yıl problemleri ya da milenyum problemleri olarak adlandırılan o çözülmesi en zor 7 matematik probleminden bugüne kadar sadece biri çözülebildi. Ve tahmin edebileceğiniz gibi yine o çözdü. Ama ödül törenine katılan yüzlerce matematikçi arasında bir tek ona ayrılan koltuk boştu. Все в этом зале знают. Törene katılmadı ve 1 milyon dolarlık ödülü almayı da yine reddetti. Onunla ilgili çekilmiş bir film yok. Rusça hazırlanmış kısa bir yapım dışında herhangi bir belgesel yok. Doğru dürüst bir fotoğrafı bile yok. Hakkında yazılmış tek kitap bu ve onu yazan kişi bile kendisini görmemiş. Şu anda yaşayan en büyük iki matematikçiden biri dedim ama onun yaşayıp yaşamadığından bile emin değiliz. Peki kim bu matematikçi? En zor problemi nasıl çözdü? Ve sonra neden tüm dünyayla ilişkisini kesti? Yaşayan bu en ilginç matematikçiye ne oldu? Bunlar milenyum problemleri. 1000 yılın en zor 7 matematik problemi olarak gösteriliyor. Clay Matematik Enstitüsü tarafından her birinin başına 1 milyon dolar ödül kondu. Milenyum için milyon. Hangisini çözerseniz çözün, 1 milyon dolar garanti. Bırakın çözümlerini bulmayı, bu soruları dahi hayatımız boyunca anlayamayabiliriz. Her bir problem ayrı bir kariyer gerektiriyor. Bazıları için 20-30 yıl çalışanlar bile var. Yine de çözümü bulmaya ömürleri yetmiyor. Fermat'ın son teoremi olarak bilinen matematik problemini 1637 yılında ortaya atılmasından 357 yıl sonra çözen Sir Andrew Wiles bir zamanlar şunu demişti. Bu problemlerin ne zaman çözülebileceğini ya da çözülüp çözülemeyeceğini bilemiyoruz. Bunun için 5 yılda bekleyebiliriz, 100 yılda. İşte matematik dünyası 2000'li yıllara, yani yeni milenyuma böyle büyük bir meydan okumayla girdi ve sadece bir kişi
Bu 7 problemden sadece birinin çözümünü sadece 2 yıl sonra buldu. Evet, bu kişi Rus matematikçi Gregory Perelman. Ben onun ismini aklımda daha kolay tutabilmek için kendisine gizemli Gregory diyorum. Onun neden gizemli olduğuna geçmeden önce çözdüğü problemin neden önemli olduğunu anlamaya çalışalım. Bakın, bu kitap sadece o problemle ilgili. Yine dahi matematikçilerden biri olan Henri Poincaré tarafından, Fransızdır kendisi, 1900'lü yılların başlarında ortaya atılmış. Buradaki conjecture kelimesini sanı olarak Türkçeleştirmek daha doğru. Bunu tercih edelim isterseniz. Ortaya atılan problem öyle pazar bulmacası gibi boş vakitlerinizde çözebileceğiniz türden bir şey değil. İçinde yaşadığımız evrendeki nesneleri, o evrenin şeklini ve hatta olası başka evrenleri ve boyutları anlamamızın kapılarını açacak türden bir şey. Problem matematiğin topoloji alanından, yani şekiller üzerinde yaptığımız bir takım esnetme, bükme, deformasyon gibi eylemlerin incelendiği matematik dalı. Örneğin bu küp şeklindeki oyun hamurunu şöyle biraz yuvarlayarak A few moments later. Bir küre haline getirebilirim. Ya da bu küreyi alıp şöyle biraz bastırıp ortasına da bir delik açarak bir torus, yani bir simit şekli yapabilirim. İşte tüm bu eylemleri matematik diline döktüğümüzde topoloji alanı ortaya çıkıyor. Poincaré sanısı da tam olarak bununla ilgili. Az önce yaptığım simidin bir deliği var, fakat bu simitten küreye geçiş yapmak, bunu kesip sıkıştırmadığım ya da bu deliği kapatmadığım sürece öyle eğip büzerek, şeklini değiştirerek filan yapabilmek mümkün değil. Yoksa bu simidi şurasından şöyle keser, bir solucan yapardım. Sonra da bu solucanı sıkıştırıp bir küreye dönüştürürdüm. Oldu, bitti. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Topografi açısından bu fincanla bu simit arasında temel bir farklılık yok. Hatta fincanın içinden çıkardığım bu pipet bile aynı grupta. Çünkü onun kaç deliği var? 2 gibi gözükse de aslında 1. Ve onu da sadeleştirdiğinizde bir simide, yani torus şekline ulaşabilirsiniz. Kısaca simitlerle küreler temelde birbirinden farklılar. Aralarındaki farkı da delikli olup olmamaları belirliyor. İşte Henri Poincaré ortaya bir sanı atıyor. Yani bir tahminde, bir varsayımda bulunuyor. Eğer başlangıçta hiçbir deliği olmayan küçük bir cisim alırsanız, yani sonsuza kadar filan uzatamayacağınız sınırlı boyuta sahip bir cisim bu. Bu cisim bir küredir ya da küreye dönüştürülebilir diyor. Şimdi az önceki simit ve küre durumuna bakınca ve delik açmanın kesinlikle yasak olduğunu da düşününce gayet sezgisel ve akla yatkın geliyor. Fakat bunun sadece 3 boyutta değil, 4, 5, 6 tüm boyutlarda doğru olduğunu iddia ediyor kendisi. Tabii 4 boyutlu bir küre nasıl olur, o çok daha karmaşık bir konu. Fakat hatırlayın, bazı fizik teorileri çok boyutlu uzay zamanlardan bahsetmiyor mu? İşte bu nedenle çok boyutlu durumlarda da ne olduğunu anlayabilmemiz gerek. Neden önemli ki bu problem? Yani ben bir küreyi ezdim, büzdüm, yok kupa yaptım, yok simit yaptım filan. Küre için burada önemli bir özellik var. Üzerine eğer bir çember çizecek olursanız, bu çemberi bir kement gibi büzüştürerek bir noktaya sıkıştırabilirsiniz. Fakat aynısını bir simitte, yani torus şeklinde yapabilmek mümkün değil. Buraya çizeceğimiz hiçbir çemberi bir noktaya sıkıştıramıyoruz. Şimdi ta antik Yunan'a gidelim birlikte. Ta dediğime de bakmayın. Türkiye'de Dilek Yarımadası'nın hemen karşısında Sisam Adası diye bir yer var ya, işte orada doğan başka büyük bir matematikçi var. Pisagor. 2500 yıl önce dünyanın düz olmadığını söyledi kendisi. Düz gibi görünen bir yüzeyin üstünde karınca misali yaşarken nasıl oldu da böyle bir iddiada bulunabildi?
matematik düşüncesiyle. İkinci boyuttan üçüncü boyuta fiziksel olarak çıkamadı ama zihinsel olarak çıktı. Ondan binlerce yıl sonra insanlar uzaya çıktıklarında bize iki boyutlu gibi gözüken bu dünyanın üçüncü boyuttan küreselliğini görsel olarak gösterdi. Yani biz daha dışarıya çıkmadan nasıl bir şeyin içerisinde olduğumuzu matematik geometri sayesinde anlamıştık. Şimdi bunu bir boyut daha arttırın. Evrenin geometrisini nasıl biliyoruz? Nasıl anlayabiliyoruz? Eğer elimize bir ip alıp bir uzay aracından dışarıya salarak evrende şöyle bir tur atsaydık ve sonra ipin saldığımız ilk ucunu tutup birbirine bağlasaydık. Ardından ipi bir ucundan çekmeye başlasaydık. Ne olurdu? İki şey olabilirdi. Çektiniz, 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 hop gelmiyor. Bu tıpkı bir simidin üzerinde halka yapmak gibi. Eğer yolculuğumuza buradan başladıysak ve böyle dolaşıp bitirdiysek, ipi çektikten sonra bir noktada sıkışır, gelmez. Fakat ikinci bir ihtimal daha var. Eğer ipi çekmeye devam edebiliyorsak, çektik, 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 hop, küçüldü, büzüştü ve bir nokta oldu. İşte Poincaré sanısı bize bu noktada bir kürede yer aldığımızı söylüyor. Pratikte elbette uzay aracını atlayıp bunu yapabilecek durumda değiliz. Fakat tıpkı antik Yunan'da olduğu gibi matematik sayesinde içinde bulunduğumuz şeyleri daha onun dışına çıkmadan anlayabiliriz. Matematik daha gözümüzle görmeden zihnimizle görebilmemizi mümkün kılar. Evrenin dışına çıkmadan onun nasıl bir şey olabileceğini bize anlatan bir dil gibidir matematik. Maalesef çok az kişinin konuşabildiği bir dil. Bunlardan biri Grigori Perelman. Kendisi Rusların ünlü matematik ekolünden yetişmiş. Leningrad Üniversitesi'nde doktorasını bitirmiş. Rusya'da kazanılabilecek tüm matematik yarışmalarını kazanmış. Ve tabii hemen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üniversitelerden davet almış. Gerek Doğu bölgesinde New York'ta ve gerekse Batı'da Kaliforniya'da meşhur matematikçilerin derslerine katılmış. Hem Princeton ve hem de Stanford gibi Amerika'nın en ünlü üniversitelerinden iş teklifi almış ama bunların hepsini reddetmiş. Richard Hamilton adlı bir matematikçinin Ricci akışı denkleminden çok etkilenmiş ve buna odaklanmaya karar vererek 1995 yılında Rusya'ya geri dönmüş. O zamanlar Berkeley'den bir yakın arkadaşı giderken kendisine şöyle söylediğini aktarıyor. "Sanırım bunu nasıl çözeceğimi biliyorum." İşte Perelman'ın ortadan kaybolup tek bir konuya odaklanmasının 5. yılında, yani 2000'e girerken bu milenyum problemleri ilan edildi. 2002'de Perelman bir internet sitesine bir yazı yükledi. 39 sayfalık bu yazıda birçok konuyla birlikte sonlara doğru bir de Poincaré sanısının çözümü var. Yani öylesine bir de bunu da eklemiş. İyi de doğru mu acaba? Çünkü Poincaré sanısı tarihte belki de en çok yanlış çözümü yapılan sanılardan biri. Her gün bir sürü çözüm yükleniyor oralara ama hepsi de hatalı. Dolayısıyla Perelman'ın çözümü de ilk anda göze çarpmadı. Ama çok geçmeden birileri "ya bu doğru olabilir sanki" demeye başladı. Ve giderek bu makaleye olan ilgi arttı. Perelman'ı daha önceki çalışmalarından tanıyanlar durumun gayet de ciddi olabileceğini farkına vardı. Birçok kişi bu çözümü anlamaya çalıştı. Fakat alanının uzmanı matematikçiler için bile bu yazının tek bir bölümünü anlamak dahi kolay değil. O yüzden cevabın doğruluğundan emin olmak için komiteler kuruldu. 1 milyon dolar ödül vaat eden Clay Matematik Enstitüsü 2010 yılında nihayet bu çözümün doğru olduğunu kabul etti ve Perelman bu ödüle layık görüldü. Bir başka deyişle onun 7 yılda çözdüğü bu problemin cevabının anlaşılması 8 yıl sürdü. Problemin çözümüyle bunun ödüllendirilmesi arasında geçen bu 8 yıllık dönemde bir yandan Perelman'ın şöhreti büyürken bir yandan da zaten çok fazla kişiyle görüşmeyen Perelman iyice ortalıktan kayboldu. Rusya'ya döndüğünde babası ailesini terk ederek İsrail'e yerleşmişti. Daha sonra kız kardeşi de babasına katıldı. Ailesinden görüştüğü tek kişi annesi kalmıştı. 2005'te Rusya Steklov Enstitüsü'ndeki işinden de bir anda ayrılma kararını verdi. Kesin kararlı. Artık maaş aldığı bir işi de yok. Matematik dünyasından görüştüğü iş arkadaşları da pek fazla kalmamıştı.
Batı dünyasında kendisi hakkında bir sürü övgü dolu yazı yazılırken ona ulaşan gazetecilerin hiçbiriyle görüşmek istemedi. Science dergisi onun çözümünü 10 yılın büyük atılımı olarak ilan etti. New Yorker dergisinden Sylvia Nazar aynı problemi çözdüğünü iddia eden başka Çinli matematikçilerin foyasını ortaya çıkartan çok etkili bir makale yazdı. Bu arada kendisi öyle bir yazardır ki başka bir kitabı olan A Beautiful Mind Hollywood tarafından film yapılınca o zamanlarda kimsenin pek tanımadığı bir matematikçi olan John Nash bir anda meşhur olmuştu. Ama Perelman kendisini meşhur etmeye çalışan tüm bu gazeteci ve yazarlardan giderek uzaklaştı. Eğer yaptığım çözüm doğruysa başka bir ödüle gerek yok deyip kestirip attı. İşte yine aynı dönemde matematiğin Nobel'i olan Fields madalyasına layık görüldü ama bunu da reddetti. Bu kez de şu sözleri söyledi. Parayla veya şöhretle ilgilenmiyorum. Hayvanat bahçesindeki bir hayvan gibi sergilenmek istemiyorum. Ben matematiğin kahramanı falan değilim. Hatta sanıldığı kadar başarılı bile değilim. Bu nedenle herkesin bana bakmasını istemiyorum. Bir seferinde de eskaza ona telefonla ulaşmayı başaran bir gazeteciye söylediği şu sözler manşet oldu. Beni rahatsız etmeyin, mantarlarımla uğraşıyorum. İşte böyle bir durumda nihayet 1 milyon dolarlık milenyum ödülünü almak için davet edildi. Matematik dünyasından arkadaşları onun bu tür ödüllerle ilgilenmediğini ama paraya çok ihtiyacı olabileceğini biliyordu çünkü 2005'ten beri çalışmıyordu. O yüzden Uluslararası Matematik Birliği Başkanı Sir John Ball uçağa atlayıp onun yaşadığı St. Petersburg'a gitti. Soğuk ve yağmurlu iki gün boyunca toplamda 10 saat dil döküp onu ikna etmeye çalıştı ama Perelman ne ünvanı ne de para ödülünü kabul etmedi. 2010 yılından bugüne Grigori Perelman'ın gizemi daha da arttı. 13 yıl önce elinin tersiyle reddettiği bu ödülden sonra neredeyse hiç kimse ona ulaşamadı. 2014'te İsveç'te nanoteknoloji üzerinde çalıştığı yolunda Rus medyasında bir takım haberler çıktı ama kısa süre sonra yaşadığı St. Petersburg'da gazetecilerden kaçmaya çalışırken görüntülendi. Grigori Yakovlevich, можете, пожалуйста, нам ответить на два вопроса, и мы от вас отстанем. Ve işte bu onun son görüntüleriydi. Yaklaşık 10 yıldır kendisinden haber alınamıyor. Kimse şu anda onun nerede olduğunu ve ne yaptığını ya da yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyor. Peki neden tüm bu ödülleri reddetti? Bunun da sebebini tam olarak bilemiyoruz. Yaptığı çözümde başka bir matematikçinin, daha önce sizlere sözünü ettiğim Richard Hamilton'ın geliştirdiği bir yöntemi kullanıyor ve bunu da zaten makalesinin başından itibaren her ilgili yerinde belirtiyor. Sebebi onun da en az kendisi kadar bu çözümde payı olduğunu düşünmesi olabilir diyorlar. Matematikçi arkadaşları onu asla yalan söylemeyen, kusursuz derecede dürüst bir insan olarak tanımlıyor. Belki de oldukça kusurlu bu dünyanın yine kusurlu bir ödül mekanizması içine tam olarak sinmediği için olabilir. Onu yetiştiren öğretmeni matematikçi Aleksandrov ölüm döşeğindeyken ben geometriyle ilgilenmiyorum, ahlakla ilgileniyorum demişti. Sebebi kusursuz bir ahlak arayışı olabilir. Çünkü matematik bazılarına göre bilimin kraliçesidir ve aynı zamanda mantığın ve ahlakın bilimidir. Ödüllerle ilgilenmeyen, gazetecilerden kaçan asosyal bir dahi. Bu gezegenin üstünde sadece birkaç kişinin anlayabileceği bir çözüm sundu. Bir zamanlar sadece birkaç kişinin anlayabildiği Pisagor gibi. Pisagor, dünyanın göründüğü gibi düz olmadığını başka bir boyuta çıkmadan anlamıştı. Belki de Perelman da çözdüğü problemle evrenin dışına çıkmadan onun matematiksel dilini anladı. Belki de bunu konuşabileceği, kendisini anlayabilecek hiç kimsesi yok. Belki de matematik ona istediği her şeyi verdi. Kesin kuralların hüküm sürdüğü bir dünyada yalnızlık, karmaşıklık ve derinlik. Tıpkı evrenin kendisi gibi. Milenyum problemleri ilan edildi. Tekrar.